Tolgozbek.com kanalından herkese merhaba. Bugünkü konumuz Türk Hava Kuvvetleri için üretilen ancak önümüzdeki yıl Amerikan Hava Kuvvetleri'ne verilecek 6 adet F-35A tipi savaş uçağı. Müzik <laughs> Amerikan Senatosu geçen hafta enteresan bir karara imza attı. Senatonun Silahlı Hizmetler Komisyonu gelecek yıl Amerikan Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek F-35 sayısını belirledi ve buna göre bütçe ayarladı. Plana göre toplam 95 adet F-35A tipi savaş uçağı Amerikan Hava Kuvvetleri'ne verilecek. Bu uçakların da toplam bütçesi 9.1 milyar dolar. Normalde 89 uçak planlanıyordu ama Türk Hava Kuvvetleri için imal edilen ve Türkiye'ye teslim edilmeyen yani Türkiye'ye yollanmayan 6 adet F-35A uçağı bu pakete eklendi. Böylece uçak sayısı 89'dan 95'e çıkmış oldu. Halen Türk Hava Kuvvetleri için imal edilmiş F-35'ler Arizona'da Luke Hava Üssü'nde tutuluyor. Uçmuyor bu uçaklar biliyorsunuz geçen yıl Türk ekip de geri dönmüştü ülkemize. Ve bu uçaklar normal yerde rutin bakım işlemleri gerçekleştiriliyor. 2021 yılında bu 6 uçak kuyruğundaki Türk bayrağı silinecek. Gövde üzerindeki Türk Hava Kuvvetleri'ni ifade eden milliyet işaretleri silinecek. Bazı yazılım geliştirme çalışmaları yani güncellemeleri yapılacak. Belki de Amerikan Hava Kuvvetleri'ne özel bazı sistemler takılacak. Bunları bilmiyoruz. Arkasından uçaklar Amerikan Hava Kuvvetleri'ne verilecek. Peki bu aşamaya nasıl gelindi? Gelin kısa kısa bu duruma bakalım. Peki bu duruma nasıl gelindi? Türkiye F-35 programının ana yüklenicilerinden biri. Hem imalatçı hem bazı konularda tasarımına katıldı hem de yaklaşık 100 adet uçaklık sipariş ile Amerikan Hava Kuvvetleri ve Amerikan güçlerinden sonra en önemli kullanıcılardan biri olacaktı. İki yıl önce Lockheed Martin tesislerinde ilk uçağın teslimat törenine katılmıştık. Bu ilk uçağı birkaç gün sonra ikincisi izledi. Hemen iki uçak Luke Hava Üssü'ne götürüldü. Luke Hava Üssü aynı zamanda F-35'ler için ana eğitim merkezi. Temmuz 2018'de Türk Hava Kuvvetleri'nin öğretmen pilotları ve öğretmen teknik bakım ekibi üsse geldi ve eğitim başladı. Yaklaşık bir yıl e, Türk Hava Kuvvetleri ekibi Luke Hava Üssü'nde kaldı. Burada uçuşlarını gerçekleştirdi. Örneğin oraya giden pilotlarımız öğretmen yetkisi kazandılar fakat Temmuz 2019'daki bir gelişme üzerine Amerika F-35 programından Türkiye'yi resmi olarak çıkardığını açıkladı. Bu gelişme neydi? Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi. Bu sistemi taşıyan Rus Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar Türk hava sahasına girmeleri itibariyle bu karar Amerika tarafından alındı. Hatırlanacağı üzere geçen yıl S-400 hava savunma sistemini malzemelerini taşıyan uçaklar Mürtet hava meydan komutanlığına inmişti ve burada sistem kurulma çalışmaları başlanmıştı. Şimdi F-35 Türkiye ve Amerika arasında çok ciddi bir pazarlık söz konusu. Bir yandan Türkiye ihtiyaçları doğrultusunda S-400 hava savunma sistemini seçti. Bunu Ankara'da Mürte Hava Meydan Komutanlığı'na kurdu. Ama Nisan ayında tamamen aktif edilmesi planlanıyordu. Türkiye koronavirüs ve pandemi nedeniyle bu sistemin aradaki iki ülke arasında gidip gelmelerin durması nedeniyle uzattığını şu an bu sistemin aktif edilmediğini açıkladı. Bu tabii böyle bir iyi niyet açıklaması gibi ilk bakışta görülüyor. Diğer tarafta ise Amerika tarafında herhangi bir yumuşama şu anlık yok ama örneğin Türkiye'nin istediği bazı özel mühimmatlar bu süreç içerisinde verildi ki Amerika Birleşik Devletleri S400 nedeniyle Türkiye'nin katsa uygulamaları içine sokulacağı gibi böyle çok sıkıntılı bir süreç masaya koymuştu. Bir taraftan da gerilen ilişkiler bir taraftan da bazı konularda gayet yumuşak gidiyor. Peki neden bu aşamaya geldik sorusuna da şöyle bakmak gerekiyor? 2000'li yılların başına F-35 programı geliştirilirken Türkiye bu programa girme talebini iletti ve programa girdi. Bugüne kadar da 1.8 milyar dolarlık bir ödeme yaptık bu programa. Bu programla birlikte önde gelen Türkiye'de havacılık ve savunma konusunda yedek parça üreten, malzeme üreten şirketlerimiz de bu programa girdi. Şu an 900'e yakın parça F-35 için Türkiye'de imal ediliyor ki bunlardan en önemlilerinden biri TUSAŞ'ın imal ettiği orta gövde. Bu aynı zamanda Türk şirketleri için de çok önemli bir ihracat kapasitesi anlamına geliyor. Türkiye 2000'lerin başında Amerika için böyle değişmez önemli bir müttefikti ama 2000'li yıllardan günümüze doğru gelmeye başlayınca birçok konuda Amerika ile çatışmaya başladık. Kuzey Irak'ın durumu, Suriye operasyonu, Doğu Akdeniz'deki hareketler derken gerçekten böyle karşılıklı birbiriyle rekabet eden iki ülke haline geldik ki Amerika'nın yaptığı attığı adımlar Türkiye çok derinden rahatsız etmeye başlamıştı. Ve tabii ki bu adımlar sonrasında Amerika'nın çok stratejik bir uçak olan F-35'i vermemesine kadar gitti. Belki tabii görünürde buzdağının görünüründe yukarıdan baktığınız zaman S400 hava savunma sistemi gözüküyor ama bunun arkasında buzdağı'nın su altında kalan bölümünde de çok derin ağır ağır büyük krizler söz konusu. Buna rağmen program devam ettiriliyordu. Bir de tabii şu parantezi açmakta fayda var. E, düğmeye bastığınız zaman bir uçağı alamıyorsunuz. Bunun sipariş süreçleri, hazırlıkları örneğin şu an... Malatya'daki Eraç Hava Üssü'nde ilk olarak konuşlanacak F-35'ler çok ciddi bir yatırım yapıldı. Uçaklara göre hangarlar, pistlerin yenilenmesi, çeşitli yedek parçaların gelmesi, simülatörün kurulması gibi çok ciddi altyapı yatırımları yapıldı. Bir yandan pilotların eğitimleri, teknik bakımın eğitimleri gibi çok ciddi bir süreç. Yani bu bir uçak aldığınız zaman imalatçıyla veya onu imal eden ülkeyle en az en az 20-30 yıllık bir süreç içerisinde bir araya geliyorsunuz. Şimdi bugün bakıyorsunuz F-16'lar 1987'de uçtu. 88 başında Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi ama sonuçta 32 yıldır bu uçaklar uçuyor ve daha da uçacak. Yani düşünün yedek parçası, yazılımın güncellenmesi, şusu busu çok ciddi bir süreç veya kendi ...mühimmatınızı takacaksınız, bunların izinlerin alınması... ...şunları bunları gerçekten bunlar çok uzun... ...milyar milyar milyar dolarlık projeler. Bu açıdan baktığınız zaman... ...Türkiye F-35 gibi hazır bir fırsatı kaçırmak istemiyor. Bir de buna göre bir plan yapılmış. Örneğin F-4'ler F-35'lerin gelmesiyle emekli olacak... ...ama şimdi uçaklar gelmeyince... ...tekrar modernizasyonla birlikte... ...belirli bir süre daha bu uçakları kullanma durumunda kalacağız. Bir de olayın tabi belirttiğim gibi... Türk savunma ve havacılık imalatçılar açısından önemi var. Türkiye gerçekten yaklaşık 8 milyar dolarlık parça üretimi Türkiye'de gerçekleştiriliyor. Bu konuda da uzun yıllardır bir işbirliği var. Lockheed Martin ana yüklenici, Türkiye'den gelen parçaların kalitesinden memnun, işçiliğinden memnun, mühendislik hizmetlerinden çok memnun. Bir anda bu üretimin başka ülkelere kayması söz konusuydu. Geçen yıl atılan bu adımdan sonra Türkiye'nin Mart 2020 itibariyle Türkiye'den parça alınmayacağı belirtilmişti. Ama alımına devam ediliyor. Hem Mart ayında başlayan koronavirüs pandemi sürecinde herhangi bir aksama olmadı. Ve bu süreç içerisinde yani Temmuz 2019'dan Mart 2020'ye kadar Türk şirketleri 2 var diye çalışıyordu. 3 var diye çalışıp daha fazla parça üretmeleri istendi. Ee, Türk şirketleri de gayet büyük bir başarılı aksatmadan bu projelerini devam ettiriyorlar. Yeni bilgi bu üretimin yıl sonuna kadar devam edeceği yönünde ama tabii gelişmeler nasıl olur? Bunlarla ilgili nasıl bir adım atılır? Henüz bir bilgimiz yok. Bir taraftan da Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'in açıklamaları var. İsmail Demir uçak başına 8-10 milyon dolarlık Türkiye'nin çekilmesiyle birlikte bir maliyet artışının olacağına dikkat çekti. Maliyet tabii çok önemli. Yaklaşık 120 milyon dolarlardan başlamıştı F-35'in fiyatı. Şu an aşağıya doğru çekiliyor. Baya bir çekildi. 80 milyon dolarlar civarına çekildi. Tabii bu anlattığım A modeli, hava kuvvetleri modeli. Diğer iki modelde fiyatlar biraz daha artıyor. Bu Türkiye'nin sürekli olarak bu projeden çıkartılmasının diğer ülkeler veya diğer kullanıcılara da etki edeceğine ifade ediyor İsmail Demir. Hatta Amerikan Hava Kuvvetleri'ne sadece Türkiye'nin çekilmesinin maliyetinin 500-600 milyon dolar olacağının altını çiziyor. Şimdi tabi bunlar Türkiye'nin masaya koyduğu pazarlık kozları. Diğer taraftan da geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bir açıklaması vardı. Hulusi Akar da bu konuyla ilgili Türkiye'nin milli muharip uçak başta olmak üzere farklı alternatiflerinin olduğunu ve bu konuda da hani bir F35 alternatifsiz değildir söylemini ortaya attı. Bu da gerçekten çok önemli bir gelişme. Bakalım ne olacak? Pazarlıklar, karşılıklı görüşmeler nereye gidecek? Merakla bekliyoruz ama muhtemel. Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimi var. Bu başkanlık seçimi sonrasında nasıl bir adım atılır, nerelere gidir bu da kuşkusuz bu gelişmeleri etkileyecek yönde. Evet dediğim gibi F-35 konusunda enteresan gelişmeler yaşanıyor. Uçaklarımız ne yazık ki Amerikan Hava Kuvvetleri'ne verilecek. Bir yaklaşım diyor ki bu uçaklar ilerleyen yıllarda Türkiye'ye tekrar gelecek 5-6 yıl sonra belki ama kısa vadede olmayacak gibi iddialar var bir yandan da bazı kesimler bu uçakların hiç verilmeyeceğini ifade ediyor. Bunları önümüzdeki dönem içerisinde görmeye başlayacağız. Hafta içi her gün saat 19'da yeni videolarla karşınızda olmaya devam ediyoruz. Bu arada katıl butonumuz aktif. Büyük ilgi gösteriyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz katıl butonuna gösterdiğiniz ilgi için. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com sitemizde. Bizim lütfen videolarımızın altına yorum yazarak sorularınızı sorabilirsiniz. Beğenilerinizi eksik etmeyin ve tabii ki daha olmadıysanız kanalımıza abone olmayı sizleri bekliyoruz. Bizlere ayrıca info@tolgozbek.com mail adresinden ulaşabilirsiniz. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.